Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. 9. sınıf kimya 1. dönem 1. yazılıya hazırlık videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Gene bir sınav dönemi geldi çattı ve tabii ki Tonguç Akademi bu sınav döneminde de sizin yanınızda olmaya devam edecek her zaman olduğu gibi. Şimdi sınavlar çok yakın zamanda karşımıza çıkacak. Peki hangi konulardan sorumluyuz? Karşımıza neler gelecek? Şöyle onlardan bir bahsederek başlayalım arkadaşlar. öncelikle birinci ünitemiz yani kimya bilimi ünitesi karşımıza çıkacak. Peki burada hangi konular var? Öncelikle simyadan kimyaya bölümü vardı. Neler vardı? Peki simyadan kimyaya bölümünde neler öğrenmiştik? Simya döneminden bahsetmiştik. Simyadan kimyaya aktarılan bulgulardan bahsetmiştik ve önemli bilim insanları ve medeniyetler. Bunlar simyaya katkı sağlayan kişi ve medeniyetlerdi. Bunlar çok önemli bir yere sahip. Ardından başlıca kimya disiplinlerinden bahsettik. Nerede? Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları bölümünün altında. Kimya disiplinleri hani analitik kimya, organik kimya, inorganik kimya gibi birçok disiplin, gübre gibi, ilaç gibi birçok kimya endüstrisi ve kimya ile ilgili kimya öğretmenliği, kimya mühendisliği, metalurji mühendisliği, e, eczacılık gibi mesleklerden bahsettik arkadaşlar. Sonrasında kimyanın sembolik dili isimli bir bölüme geçmiştik. Burada da element ve bileşiğin farkları ile element sembolleri ve bileşik formülleri üzerine durmuş konuşmuştuk. Bazı şeyleri ezberlemek zorunda kalmıştık. Sonradan kimya uygulamalarında İş sağlığı ve güvenliği bölümü altında laboratuvar kurallarını, güvenlik uyarı işaretlerini, kimyasal maddelerin fayda ve zararlarını bazı kimyasallar üzerinde özellikle durmuştuk ve bazı laboratuvar malzemelerini tanımıştık. Bunlar karşımıza soru olarak çıkacak arkadaşlar bu sınavda diyeceğiz. Peki İkinci ünitede neler gördük? nelerden sorumluyuz? Tabii ki çok daha geniş bir ünite var aslında karşımızda ama bizim sorumlu olduğumuz kısımda atom modelleri, atomun yapısı ve özellikleri ve izotürler çıkacak. Burada neleri bilmemiz gerekiyordu peki? Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modelleri ile tabii ki bu atom modellerinin özelliklerini çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Atomun yapısı ve özellikleri deyince burada atomu oluşturan temel tanecikleri yani proton, nötron ve elektronları ve çekirdek ve katmanlar bu kavramları çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Ayrıca izotür olarak da izotop, izoton, izobar ve İzoelektronik tanecikleri çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Sorular üzerinde de kısa kısa özetler yaparak bunları tekrar edeceğiz ve karşımıza çıkma ihtimali olan soru tiplerini güzelce görüyor olacağız arkadaşlar. O zaman hiç zaman kaybetmeyelim. Sorularımıza dalalım bakalım. Kim diyor ki? Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Tek tek bakalım. Simyacıların çalışmalarını yaparken Üç temel amacı vardı. Bakın simyanın temelinde bu vardı zaten. Simyayı tanımlarken demiştik ki simya bir aslında felsefedir bir bilim değildir. E, kimyada olduğu gibi bu bir bilim değildir. E, peki na nasıl yapıyor simya çalışmalarını? E, hangi hayaller üzerine yapıyor? E, diyorlardı ki biz e, ölümsüzlük iksirini bulalım. Böyle bir hayal vardı. Ölümsüzlük iksiri hayalini gerçekleştirmeye çalışırken yanlışlıkla bir sürü madde bir sürü ilaç keşfediyorlardı. Tabii ki ölümsüzlük iksiri bulunmuyor. Başka ne? Metalleri altına çevirme ve bu sayede zengin olma gibi bir hayalleri vardı. Tabii bunu yapamıyorlar ama yanlışlıkla arada bir sürü başka şeyler buluyorlardı. Başka alaşımları keşfediyorlardı mesela. Bir de felsefe veya filozof taşını bulmaya çalışıyorlardı. İşte bu üç hayal vardı. Bu üç hayal üzerine kurulan çalışma düzenine de biz simya adını veriyorduk arkadaşlar. Peki Simya döneminde yapılan çalışmalar bir şey yöntemine dayanırken kimyacıların yaptığı de çalışmalar farklı bir yönteme dayanıyordu. Aslında hani dedik ya simya bir bilim değildir ama kimya bir bilimdir. İşte simyanın bilim olmamasının sebebi, kimyanın da bir bilim olmasının sebebi tamamen bu yöntemlerdir diyebiliriz. Çünkü simya sadece sınama yanılma yöntemine dayanırken Kimya deney ve gözlemlere dayanır arkadaşlar. Yani burada bilimsel çalışmalar var artık. O yüzden kimya bir bilimdir. Simyada sistematik hiçbir bilgi birikimi yokken kimyada sistematik bilgi birikimi vardır. Bu yüzden kimya bir bilim ancak simya bir bilim değildir diyoruz. Peki yaptığı deneylerle teraziyi kullanarak kütlenin korunumu kanununu geliştiren bakın bunu bilmek zorundayız arkadaşlar. Çok önemli bir kişiden bahsediyoruz şu anda. Bu sayede de modern kimyanın babası unvanını alan kişi tabii ki Lavoisier'di arkadaşlar. Lavoisier <laughs> bunun yanı sıra yanma olayını da bugün bildiğimiz manasıyla tanımlayan kişiydi. Onu da ekstra bilgi olarak buraya koyalım. kütlenin korunumu kanunu modern kimyanın başlangıcı olarak kabul edilen olaydı. Bu olayı gerçekleştiren kişi de tabii ki modern kimyanın babası unvanını alıyordu. Geleneksel kimya döneminde yanma olayı ateşin ruhu anlamına gelen bir ifadeyle bir kuram üzerinden tanımlanıyordu. Ve o kuram filojiston kuramıydı. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Genel kimya döneminde bazı yanlış tanımlamalar var. İşte o yanlış tanımlamaları düzelterek aslında modern kimyayı başlatıyorduk. Filojiston yanma olayını tanımlamaya insanların başladığı aslında bunun üzerine düşündüğü mevzudur. Filojiston şeklinde tanımlıyorlardan yanıcı maddeler kül ve ateş ruhundan oluşan bir yapıdır. Ateşin ruhu külü terk ettiği anda yanma olayı gerçekleşir şeklinde tanımlıyorlardı. Sonradan Levois ne yapıyor? Diyor ki ne filojiston arkadaşım böyle bir şey yok. Doğrusu nedir? Doğrusu e, maddelerin oksijen gazıyla verdiği tepkimedir şeklinde tanımlayıp filojiston teorimini ortadan kaldırıyordu. Peki bir diğer soru da madde tanımını bölünemeyen anlamına gelen atomos kromu ile tanımlayan ve Tarihte atom kuramını ortaya atan ilk kişi kimdir şeklinde bir soru var karşımızda. Bu da tabii ki Demokritus'un ta kendisiydi arkadaşlar. Demokritus unutmuyoruz bu ismi de. E, çünkü madde tanımını aslında o zamanlar simya döneminde yapan iki önde, önde gelen iki kişi vardı. Biri Empedokles, biri Demokritus. Empedokles dört öğe kuramı üzerinden tanımlıyordu. Demokritus atom kavramı üzerinden tanımlıyordu. Ancak tabii ki Aristoteles. Empodokles'in söylediklerini destekleyip kabul edip onun söylediklerini yaydığı için uzun bir süre madde 4 öğe kuramı üzerinden tanımlandı. Ancak Demokritus tarihte ilk defa atom kavramından bahseden kişiydi ama tabii ki bilimsel çalışmalar daha sonrasında Dalton'la başlıyordu. Bir diğer soruya bakacak olursak aşağıdaki tabloda verilen madde veya yöntemleri bulundukları döneme yani simya veya kimya olarak sınıflandırınız diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada bakmamız gereken şey şu olacak. Bir teknolojinin ürünü mü kimyasal bir olay mı gerçekleştirmemiz gerekiyor maddeyi ya da yöntem için? Ee, yoksa daha ilkel bir yöntem mi var elimizde? Eğer ilkel fiziksel yöntemlere dayanan, fiziksel olaylara dayanan bir durumsa bu simya dönemindedir. Oysa ki teknoloji gerektiren bir durumsa bu kimya döneminde gerçekleşmiş gerçekleşmiştir diyeceğiz. Mesela kil'den bahsediyorsak oldukça ilkel bir buluş tabii ki simya döneminde ortaya konmuştur. Ee, çok uzun uzun yıllar öncesinde insanlar kili kullanmaya başlamışlardı veya sofra tuzu simya döneminde yine bulunmuş e, maddelerden biriydi. Kauçuğa geldiğimiz zaman arkadaşlar kauçuk bir polimer malzemedir, polimer üründür. Polimerleşme için petrolün bir bulunmuş olması gerekiyor ki bu tepkimeler kullanılsın da e, ortaya kauçuk gibi bir malzeme çıkabilsin. Yani teknoloji ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu ancak ve ancak kimya döneminde ortaya çıkarılabilir. Zat yağına geldiğimiz zaman sülfürik kesit hani İslam medeniyetlerinde ortaya çıkarılan bir maddeydi, bulunan bir maddeydi ve simya döneminde keşfi gerçekleştirilmişti. Yöntemlere geldiğimiz zaman damıtma, oldukça fiziksel ve aslında ilkel bir yöntem hani imbik adı verilen bir kapla gerçekleştirilmiş ve birçok maddenin keşfi aslında damıtma sayesinde ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla simyacıların yaptığı bir çalışmaydı bu. Elektroliz olayı diyorsak arkadaşlar elektroliz için önce bir elektriği bulman gerekiyor. Dolayısıyla bu ancak ve ancak kimya döneminde gerçekleştirilmiş bir yöntem çalışma olabilir. Polimerleşme benzer şekilde oldukça teknoloji gerektiren bir yöntem, bilgi birikimi gerektiren bir yöntem. O yüzden ancak kimya döneminde ortaya çıkarılabilen bir çalışma olabilir. Kristallendirmeye geldiğimiz zaman yine fiziksel, ilkel bir yöntem olduğu için simyacılar tarafından geliştirildiğini ifade edebiliriz. Aristo'ya gelecek olursak. Aristo, 4 temel element ve bu elementlere ait dört temel özelliği belirttiği yukarıdaki şemada yer alan boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz diyor. Hani Empedokles ortaya dört element kuramını atmıştı. Bu dört temel element kuramında demişti ki bize maddeler, hava, toprak, su ve e, ateşten oluşur. Bu dört temel element vardır ve geri kalan bütün maddeler bunların türevleridir demişti. Aristo da bunu geliştirerek dört temel e, ...özelliği eklemişti bunlara. Şimdi Aristo'nun eklediklerini değerlendirecek olursak... ...sıcak ve kuru. Şimdi maddelerimiz hangileriydi arkadaşlar? Hava, toprak, su ve ateşti. Bunlardan hangileri sıcak ve kuru özelliğine sahip olabilir? Tabii ki ateş. Yani B yerine ateşin gelmesi gerekiyor. Şimdi özellikleri şöyle de değerlendirebiliriz. E, Birbirinin zıttı olan özellikler olacak. Yani burası sıcaksa burası soğuk olması gerekiyordur. Burası kuruysa burası ıslak olması gerekiyordur. Şimdi özellikleri de yerine yazdığımıza göre diğer maddeleri değerlendirebiliriz. Maddelerimizden hangisi hem ıslak hem de soğuk özelliği gösteriyordur? Tabii ki su. Yani ateşin zıtlığının su olduğunu ifade etmişti. Bu şekilde düşünmüştü. Peki bunlar arasında hangisi soğuk ve kuru özellik gösterir? Tabii ki toprak bu özelliğe sahiptir. Islak e, sı ve sıcak özellik gösteren ise havadır arkadaşlar. Yani hava toprağın zıttıdır şeklinde tanımlamıştı Aristo bize. Dolayısıyla bunları yerine yazacağımız zaman A yerine ne yazıyoruz? Hava yazıyoruz. B yerine ateş yazıyoruz. C yerine toprak yazıyoruz. D zannedersen burasıdır tabii ki. D yerine soğuk yazıyoruz. E yerine su yazıyoruz ve F yerine ıslak yazdığımız zaman bütün boşlukları doldurmuş oluyoruz arkadaşlar. Peki kimya ile ilgili aşağıda verilen çalışmaların hangisi kimya disiplini ile ilgili olduğunu ve hangi kimya disiplini ile ilgili olduğunu belirtiniz demiş. Şimdi tek tek değerlendirecek olursak canlı organizma yapılarını ve bileşenlerini inceleyen disiplini bulmamızı istiyor bizden. Bu tabii ki canlı organizma deyince aklımıza biyoloji geliyor bilim olarak. Biyoloji ve kimya bilimini birleştiren disiplinimiz de biyokimya idi ki biyokimyadan bahsediyormuşuz. Karbon temelli bileşikler arkadaşlar, karbon deyince aklımıza hemen hangi bilim dalı geliyordu? Tabii ki organik kimya geliyordu. İşte karbon temelli bileşiklerin yapı ve özelliklerini organik kimya incelerken, yani metan olur, etan olur, petrol ürünleri olur, diğer bileşiklerin ve elementlerin yapısını anorganik kimya inceliyordu. Madde cinsi, miktarı, derişimi gibi nicel değerleri belirlemek için analiz çalışmaları yapan disiplinden bahsediyoruz. Arkadaşlar bunları gördüğümüz anda hani bir örneğin içerisinde hangi maddeler var, ne kadar var, delişimi nedir, oranı nedir bunların ile ilgili çalışmalar yapan bilim dalı analitik kimya idi. Küçük molekül yapılarını birleşerek büyük molekül yapılarını oluşturduğu olayları inceleyen. Şimdi bu olaylara ne diyorduk? Küçük küçük moleküller birleşip birleşip birleşik, birleşik, birleşik büyük molekül yapılarını oluşturuyorlardı. Bu polimerleşme olayıydı. Dolayısıyla polimer kimyası bu olaylarla ilgilenir arkadaşlar. Sıcaklık basınç deyince aklımıza bilim olarak fizik bilimi geliyor. Dolayısıyla bu faktörlerin kimyasal olaylar üzerindeki etkisi yani fiziksel olayların kimyasal olaylar üzerindeki etkisini inceliyoruz. Bu iki bilimin birleştiği duruma bakmamız lazım. Bu da fiziko kimya bilimiydi tabii ki arkadaşlar kimya disiplinlerinde bu şekilde hatırlamış olduk. O zaman geçelim bir de kimyanın sembolik dilinden bahsetmeye burayı hatırlamaya. Şimdi demiştik ki element sembolleri ve bileşik formülleri var bilmemiz gereken. Bunlardan element sembolleri karşımıza bu şekilde çıktıysa e, sembol veren elementlerin isimlerini belirtiniz diyorsa hemen yapacağımız nedir? F tabii ki Flora ait e, sembolde arkadaşlar ezberlememiz gerekiyor. İlk 20 element ve bazı yaygın elementlerin isimlerini ve sembollerini ezbere biliyor olmak zorundayız. K potasyuma ait bir sembolde arkadaşlar. Na sodyum elementinin sembolüydü. Ag gümüş elementine ait semboldü. Pb kurşun elementine ait bir semboldü. N azot elementiydi. Hani İngilizcesi nitrojen oradan aklımıza gelebilir. B bor elementine aitti. S kükürt elementine aitti arkadaşlar. Yani her zaman için baş harf doğrudan sembolü vermek zorunda değil. Burada değişkenlikler karşımıza çıkabilir. Özellikle latince isimleri farklı olan elementlerde bundan karşılaşıyoruz. Fe demir elementinin sembolüyken Zn çinko elementinin sembolüydü. Özellikle yaygın isimli verilen elementlerin e, sembollerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki Uyarı işaretlerine gelecek olursak, aşağıdaki yer alan güvenlik uyarı işaretleriyle anlamlarını eşleştiriniz diye sormuş bize. Şimdi tek tek işaretler üzerinden gidecek olursak. Şöyle bir alev işaretini görüyorsak bu ...yanıcı maddelerin olduğunu gösteriyordu. Dolayısıyla yakıcı maddelerden, kıvılcımdan ve ateşten uzak tutmamız gerekiyordu bu tarz maddeleri. Bakın şu ikisi genellikle birbirine karıştırılıyor. Oysa ki aslında birbirini tamamlayan hatta birbirinin zıttı olan yönler... ...eğer ortasında şöyle bir O işaretini görüyorsak bu yanıcı değil... ...yakıcı maddelerin üzerinde bulunan işarettir. Bunları da yanıcı maddelerden uzak tutmamız gerekiyor. Yani bu iki işarete sahip olan maddeleri birbirinden kesinlikle uzak tutacağız. Bu işareti görüyorsak bakın metal bir yüzey ve ciltte bir aşınmaya yol açıyor. Aslında şekil bize bunu anlatıyordu. Dolayısıyla aşındırıcı maddeler genellikle de asitlerin üzerinde bu işareti görüyor olacağız. Dolayısıyla F ile eşleştirebiliriz. Ünlem işareti Cildinden uzak tut bunu demek oluyordu. Çünkü kabarmalara yol açabilir, e, kaşıntıya yol açabilir, alerjen özellik gösterir. Yani tahriş edici bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla bunu da A ile eşleştireceğiz. Şekle bakıyoruz. Bir patlama işareti var. Dolayısıyla patlayıcı maddelerin üzerinde bunu göreceğiz. Bu işareti gördüğümüz maddeleri e, ne yapıyorduk? Darbelerden, kıvılcımdan, ateşten, ısıdan uzak tutuyorduk. Kuru kafayı görüyorsak da bu maddenin toksik özellik gösterdiğini yani zehirli olduğunu bize gösteriyordu. Bu maddeleri de kesinlikle tadına bakmaktan, koklamaktan, e, dokunmaktan e, kaçınmamız gerekiyor. Bir diğer soruda diyor ki aşağıda verilen kimyasal maddeleri sahip oldukları özellikler ile eşleştiriniz. Şimdi burada özellikler üzerinden gidecek olursak asit yağmurlarına sebep olur. Şimdi asit yağmurlarına sebep olan 3 tane madde vardı bunlardan ikisi birincil özellik gösteriyordu. Kimdi onlar peki? E, azot dioksit ve kükür trioksit bunlar yani azot oksit gazları ve kükür toksit gazları havadaki su buharıyla tepkimeye girerek nitrik asit veya sülfürik asit oluşumuna sebep oluyorlardı. Yani asit yağmurlarının birincil sebebi bu gazlardı. İkinci sebep olarak da karbondioksit gazı yer alıyordu çünkü onun oluşturduğu asit zayıf asit özelliği gösteriyordu. Dolayısıyla asit yağmurlarına sebep oluru. Biz azot dioksit gazı için yazmamız gerekiyor. Hemen 3A ile eşleştirebiliriz. Küresel ısınmanın temel sebebidir. İşte burada karbondioksit devreye giriyor. E, havadaki karbondioksit oranı arttıkça küresel sim, küresel e, ısınma tehlikesi de artışını sürdürüyordu arkadaşlar. Fosil yakıtlardan kaynaklanan bir durumda. Dolayısıyla 5'i B ile eşleştirebileceğiz. Dünyanın dörtte üçünü oluşturan yapıdan bahsediyorsak tabii ki aklımıza sudan başka bir şey gelmeyecek. Dolayısıyla dördü de C ile eşleştireceğiz. Kemik ve diş yapısı deyince aklımıza hemen kalsiyum geliyordu. O yüzden süt içiyorduk yapısındaki kalsiyum zenginliğinden dolayı. Dolayısıyla D ile e, biri eşleştirebiliriz. Kalsiyum demek kemik ve diş yapısı demek. Hemoglobin yapısı deyince oradaki rengin aslında kırmızı rengin kaynağı da bu maddeydi. Tabii ki geriye kalan demir buradaki eşleştirmemiz gereken madde oluyor. Hemoglobinin yapısını oluşturuyoruz. Aşağıda verilen özelliklerin hangi atom modeline ait olduğunu belirtiniz demiş arkadaşlar. Atom ve e, periyodik sistem ünitesine artık geçiş yapmış oluyoruz böylece. Alfa saçılması deneyi sayesinde çekirdek kavramının keşfedildiği modeldir arkadaşlar. Unutmuyoruz bu ismi kesinlikle. Tabii ki Rutherford atom modelinden bahsediyoruz. Bu deney sayesinde çekirdeğin keşfi gerçekleşmişti ve çekirdek kavramı ilk defa Rutherford atom modelinde ortaya çıkmıştı. Geliştirilen ilk bilimsel atom modeli diyorsa bakın atom kavramından ilk defa bahseden kişi Demokritos'tu ama Geliştirilen ilk bilimsel atom modeli diyorsa tabii ki burada Dalton'dan bahsediyordur. Ee, hani içi dolu, berk bir küre olarak tanımlıyordu Dalton atomu. Atomun Üzümlü keke benzetildiği ve ilk defa negatif yüklü taneciklerden bahsedilen modeldir Dalton atom modelinden sonra ortaya çıkan ilk atom modeli var. Zaten üzümlü kek deyince aklımıza hemen o geliyor. Ee, daha sonrasında keşfedilen elektronlar sayesinde yani negatif yüklü tanecikler sayesinde atoma bambaşka bir bakış açısı kazandırılıyordu ve e, negatif yüklü tanecikleri içi dolu ve pozitif yüklü bir küre içerisinde rastgele dağılan elektronlar şeklinde ifade ediyorduk ışığın özelliklerinden faydalanılarak elektron davranışının katman kavramı ile açıklandığı modeldir arkadaşlar. Katman kavramı deyince aklımıza hemen bor gelecek. <laughs> Işık sayesinde elektronların davranışı inceleniyordu ve farklı enerji seviyelerinin varlığı keşfediliyordu ve bunlara da katman adı veriliyordu bor atom modelinde. Bir diğer soruda Tabloda yer alan tanecikler için boşlukları uygun sayılarla doldurunuz diye soruyor bize. Şimdi element sembolünü düşünecek olursak arkadaşlar mesela bir x elementinden bahsediyorsak nasıl ifade ediyorduk? Diyorduk ki sol alt tarafa proton sayısı yazılır. Bunun bir diğer adı atom sayısı bir atom numarası özür diliyorum bir diğer adı ise çekirdek yüküydü. Sağ alt tarafa elektron sayısı yazılır taşıdığı elektron sayısı eğer proton sayısı elektron sayısına eşitse e, yük sıfırdı dolayısıyla nötr bir atom vardı elimizde. Eğer proton sayısı elektron sayısından fazlaysa pozitif yüklü bir iyon vardı elimizde artık ve katyon olarak isimlendiriyorduk biz bunu. Eğer elektron sayısı proton sayısından fazlaysa yani dışarıdan elektron alınmışsa bir anyon elde ediyorduk. Negatif yüklü bir iyona sahip oluyorduk. Şimdi buraya da o yüzden iyon yükü diyorduk. Eğer iyon yükü pozitifse... Bu proton sayısının fazla olduğu anlamına geliyordu ve katyon oluyordu. Eğer iyon negatifse elektron sayısının fazla olduğu anlamına geliyordu ve elimizdeki madde anyon olarak isimlendiriliyordu. Tam sol ortaya nötron sayısını yazıyorduk. E, çekirdek taneciği olarak bunlar ifade edildiği için de üst tarafa bunların toplamını yazıyorduk. Yani kütle numarası veya nükleon sayısı olarak ifade ettiğimiz değer burada yer alıyordu arkadaşlar. Şimdi buradan yola çıkacak olursak. X taneciğinin atom numarası yani şu sol alta yazdığımız sayı 6 ise ve nötron sayısını bulmak istiyorsak bizim neye ihtiyacımız var? Kütle numarasına ihtiyacımız var. Yani şu üstte yazılan değeri biliyorsak, altta yazılan değeri biliyorsak bu ortadaki sayıyı da buluruz. Yani nötron sayısı kaçmış? 6. Çünkü 6 artı 6 12'yi vermek zorunda. Elektron sayısının da 10 olduğunu söylemiş. Yani sağ alta yazdığımız sayı olmuş. Şimdi burada 6, burada 10 yazıyorsa iyon yükünü bulurken yapmamız gereken şey proton sayısından elektron sayısını çıkarmaktı. Dolayısıyla elektron sayısı proton sayısından fazla olduğuna göre negatif yüklü bir iyon olacak elimizde ve aradaki fark 4 olduğuna göre eksi 4 iyon yüküne sahip olduğunu söyleyeceğiz. Geçelim y taneciğinden bahsetmeye. Y taneciğinde de kütle numarasını biliyoruz ve nötron sayısını biliyoruz. Yani bunu ve bunu biliyoruz. O zaman proton sayısını bunlardan yola çıkarak hesaplayabiliriz. Ne dedik biz? proton sayısı ile nötron sayısının toplamı kütle numarasını vermelidir. Yani proton sayısı da burada 7 olmalıdır tabii ki. Çekir iyon yükünü bildiğimize göre atom numarasında bildiğimize göre elektron sayısını buradan yola çıkarak hesaplayabiliriz. Yani atom numarasından elektron sayısını çıkardığımız zaman eksi 3 bulduğumuza göre demek ki elektron sayısı olmuş Veya buranın eksi 3 olması elektron sayısının atom numarasından 3 fazla olması demektir. Dolayısıyla yine elektron sayısını bu şekilde 10 olarak hesaplayabiliriz. Z taneciğine gelecek olursak. Şimdi kütle numarası nasıl buluyorduk? Proton sayısıyla nötron sayısını toplayarak buluyorduk. Dolayısıyla 23 buradaki kütle numarası değerimizmiş. Çekirdek yükü artı 1 olduğuna göre bu ne demek oluyor? Proton sayısının elektron sayısından bir fazla olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla 11 e, ondan bir fazladır ki burayı artı 1 olarak bulmuşuz. Gene 10 tane elektronun olduğunu görmüş olduk yani. T taneciğine geldiğimiz zaman nötron sayısı 14, Kütle numarası 27 olduğuna göre buradan proton sayısını 27-14 şeklinde hesaplayabiliriz. Dolayısıyla 13 tane e, protonu varmış diyebiliriz. Çekirdek yüküne geldiğimiz zaman onu da proton sayısı eksi elektron sayısı şeklinde buluyorduk. E, proton sayısı elektron sayısından 3 fazla olduğuna göre artı 3 yüklü bir iyona sahip olduğumuzu belirtebiliriz. Arkadaşlar. Peki izotürlerle ilgili bir soru çözecek olursak. Burada da demiş ki aşağıdaki tenciklerden hangisi? X ile izotürlerini belirtiniz demiş. Daha doğrusu hepsinin için tek tek izotür belirteceğiz. Şimdi X'i şöyle biraz daha büyük yazacak olursak. Burası 10, burası 10, burası 10. Demek ki çekirdek yükü, şey pardon, iyon yükü sıfırmış. Proton sayısı elektron sayısına eşit olduğu için. Nötron sayısı kaçmış peki? E, şuraya 20 yapalım pardon. Burası 10 olamaz tabii ki. Şöyle yapalım. Daha doğru bir ifade olsun. Burası 20 olduğuna göre nötron sayısının 10 olması gerekiyordur tabii ki. Şimdi hangileri hangi izo türlere sahiptir? Şöyle y'yi biraz daha büyük yazalım. Burası 10, burası 10, burası 21 olduğuna göre burası 11. Şimdi hangi taneciklere eşit olduğu x tanecikle bakıyoruz. Proton sayısı eşit, nötron sayısı farklı, kütle numarası farklı. Bu tarz tanecikleri birbirinin izotopu tanecikler diyorduk. Eşit küt, e, proton sayısı, farklı nötron sayısı bize izotop tanecikleri veriyordu. Şimdi z taneciğine geldiğimiz zaman Z'de 9 tane proton var. Kütle numaramız 18 dolayısıyla 9 tane nötron var. <laughs> Burası eksi 1 yüklü olduğuna göre elektron sayımız olmuş. Buranın eksi 1 olması dışarıdan bir elektron aldığını gösteriyor. Şimdi kıyasladığımız zaman elektron sayıları eşit, proton sayıları farklı, nötron sayıları, kütle numaraları hepsi farklı. Eşit olan sadece elektron sayısı var. Bu tarz tanecikleri birbirinin izoelektroniği tanecikler diyorduk. Yani izoelektroniktir diyebiliriz. T'yi şöyle biraz daha büyük yazacak olursak T taneciğinde burada 9, burada 9, burası 19 nötron sayısının 10 tabii ki yönkünün 0 olması gerekiyor. Şimdi hemen kıyaslıyoruz. Kütle numarası farklı, proton sayısı farklı, e, elektron sayısı da farklı. Aynı olan sadece nötron sayısı var. Nötron sayısı aynı, proton sayısı farklı olan tanecikleri birbirinin izotonu tanecikler adını veriyorduk arkadaşlar. Demek ki bu da X ile izoton özellik gösteriyormuş. Geçelim şimdi T taneciğinden bahsedelim. Ya da bunu e, ikisine de T yazmışız. Bu K olsun, bu T olsun. 11 11 20 olduğuna göre. Şimdi bizim nötron sayımız kaç olacak? Buranın 20 olabilmesi için tabii ki 9 olacak. Kıyaslama yaptığımız zaman elektron sayıları farklı, proton sayıları farklı, nötron sayıları farklı. Ortak olan ne var? Sadece kütle numarası var. Kütle numarası aynı ama proton sayısı ve nötron sayısı farklı olan tanecikler Birbirinin izobarı tanecikler olarak isimlendiriliyordu dolayısıyla bu ikisi birbirinin izobarıdır diyebiliriz arkadaşlar. O zaman gelelim ödevlendirmemizi yapmaya bakalım. Sıfırdan 9'a kimya kitabını tabii ki bayağı bir yol almıştık bu kitaptan. gene de ödevlendirmemizi yapalım. Şöyle bir tekrarımızı yapalım en azından. Nereye kadar sorumluyduk? Kimya bilim ünitesinin tamamı var arkadaşlar. Atom ve periyodik sistem ünitesinde de periyodik sisteme kadar dahil. Yani 80. sayfaya kadar bakılmadık yer, çözülmedik soru bırakmayalım lütfen. Neler var kitapta karşımıza çıkacak? Şöyle bir konu anlatımı sayfası, sonrasında da onunla ilgili 6 tane soru var. Her sayfada bu şekilde gidiyor. Konu anlatımı, sorular. Konu anlatımı ve sorular şeklinde. Her bölümün sonunda da bir <laughs> tarama testi çıkacak karşımıza ve bu şekilde her bölümü tamamladıktan sonra ünite sonuna geldiğimiz zaman ünite sonunda da ayrı ünite testleri bizim karşımıza çıkacak. Tamamı için bunu yapabiliriz ve çözemediğimiz herhangi bir soru olduğu anda da kare kod yardımıyla video çözümüne gidebiliriz. Sıfırdan 9'a kimya kitabından sonra tabii ki karşımıza dinamo kimya kitabını almayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bununla da artık son dokunuşlarımızı yapıyor olacağız. Yine kimya biliminin tamamı ve Periyodik sisteme kadarki kısım atom ve periyodik sistem ünitesinden dahil olacak. Yani burada da 68. sayfaya kadar sorumluyuz. Peki çalışmalarımızı nasıl yürüteceğiz? Burada her sayfada başta bir tane çözümlü örnek var bize kazanımı anlatan bir örnek. Ardından onunla alakalı dört tane soru var. Bu bu şekilde devam ediyor. Her bir sayfada bir çözümlü örnek, dört tane soru bizi bekliyor oluyor. Her bölümün sonunda da yine tarama testleri bizi bekliyor olacak. Çözmemiz için burada her bölümü tamamladıktan sonra ve ünitenin sonuna geldiğimiz zaman ünite sonunda da ayrı bir kısım bizi bekliyor. Tabii ki burada e, ünite tekrar testleri, ardından e, fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların olduğu bir test. ÖSYM tarzı soruların olduğu bir test ve yazılı tipinde sorular içeren test bizi bekliyor olacak. Aynı şekilde kare kod yardımıyla burada da video çözümlerinden yararlanabiliriz. Güzelce sınavımıza hazır olabiliriz arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize de sağlıklı günler, iyi bir sınav dönemi diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.